Asgari ücret, asgari geçim indiriminden işsizlik maaşına kadar pek çok şeyi etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte 220 lira olan bekar bir işçi için asgari geçim indirimi 2021 yılında 268 lira olacak. En yüksek işsizlik maaşı ise 2336 liradan 2840 liraya çıkacak. İşte ayrıntılar. Net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Sadece asgari ücretli çalışanlar değil, tüm çalışanlar, işsizler, yaşlılık aylığı alanlar da bu haberi bekliyordu. Yeni asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi artacak. Buna göre bekar bir işçinin alacağı asgari geçim indirimi 220 lira 68 kuruştan 268 lira 31 kuruşa çıkacak. Eşi çalışmayan 3 çocuklu bir çalışanın aldığı en yüksek asgari geçim indirimi ise 456 lira 11 kuruş olacak. İşsizlik maaşı da artacak. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2021 yılında en düşük 1420 lira olarak uygulanacak. 2020'de 2336 lira olan en yüksek işsizlik maaşı ise 2840 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin yaşadığı hane içindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Bu rakam mevcutta 775 liraydı. Yeni yılda 942 lira olacak. Yine gelir testi sınırı da artacak. Hane içinde kişi başına düşen gelir, bürüt asgari ücretin üçte birinden düşük olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Bu da şu an 981 lira. Ancak bir Ocak itibariyle bu rakam 1192 liraya çıkacak. Bireysel emeklilik sistemi kapsamında verilen devlet desteği de artacak. Beste bir yıl içinde en fazla brüt asgari ücretin yıllık tutarının %25 oranında devlet katkısı alınabiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte 8829 lira olan devlet desteği sınırı 10731 liraya yükselecek. En düşük bağkur primi de artacak. 1015 lira olan miktar Asgari ücretteki artışla birlikte indirimsiz 1234 lira olacak.